Merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni videoya hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu saati kendi salonum için yaptım. Yaparken de videosunu çektim. Umarım severek izlersiniz. İlk başta nasıl yapacağımı açıkçası bir karar veremedim. Yanlarını bu renkte bırakıp bazı yerlerine sadece epoksi kullanmayı düşünmüştüm. Fakat sonra vazgeçtim. Epoksi dışında farklı bir doku istediğim için daha sonradan Yes Monet kullanmaya karar verdim. Yurt dışı pazarlarında Yes Monet Aqua Resin diye de geçiyor. Döküm maddesi. Saksı falan yapımında da kullanılıyor. Benim düşündüğümden bir kat daha sıvı. Fakat siz rölyef pastası varsa eğer onu da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Tuvalimin yanlarına da sürüyorum. Kurumasına yakın bir sürede spatulamla bas çek şekilde şekiller, dokular oluşturuyorum. Daha sonra da kuru olan fırçamla aynı işlemi yapacağım. Yani çizgiler oluşturmaya çalışıyorum. Tuvalimin geri kalanını da beyaza boyuyorum. Ben ilk kat için 150 gram kadar epoksi hazırladım. Epoksim akışkan yapılıydı. Normalde tuval çalışmalarında yoğun yapılı epoksi daha uygun olur ama elimde yoktu. O yüzden bunu kullandım. Salonuma uygun tonlarda saat yapmak istedim. O yüzden beyaz tonu ağırlıklı olacak. Altın yansımalı beyaz toz boya kullanıyorum. Başka bir kaba da bej rengini koydum. Yes Monet'le yaptığımız dokular hariç her yere beyaz boya döküyorum. Yes Monet'in yan kısımlarına da altın yansımalı pigmentimi döküp bej rengiyle kafama göre dökmeye başlıyorum. Kameranın ekranına pek sığmamış fakat burada ilk önce bütün boyaları bir kaba döküyorum. Daha sonra tuvalemin üzerinde gezdiriyorum. Rengim bir tık soluk olduğunu düşündüğüm için altın sarısı bir akrilik boyayla epoksi karışımı yapıyorum. Kalan boyaları tekrar farklı sırada kaba döktükten sonra tekrar tuvalimin üzerine döküyorum. Elimdeki altın alkol bazlı boyayı birkaç yere damlatıyorum. Daha sonra sıcak hava tabancamla boyaları ittirteceğim. Karışmasını sağlayacağım. Bu tür metalik boyalar sıcak havayı aldıktan sonra tam metalik etkisini gösterebiliyor. Yanlarına da epoksi geldiğinden emin olduktan sonra kurumaya bırakıyorum. Evet, şimdi rakamları hazırlayabilmek için şablonlara bakıyorum. Google'dan beğendiğim rakam şablonunu bilgisayara kaydediyorum. Benim kullandığım kesme makinesi Silhouette markasının Portrait 3 modeli. En fazla A4 boyutuna kadar kesim yapabiliyorum. Kağıdıma uygun olacak şekilde bulduğumuz şablonu yerleştiriyorum. Daha sonra kesim işlemine geçiyorum. Burada makineyi çok ayrıntılı göstermeyeceğim. Fakat sorularınız varsa makineyle ilgili veya da video çekmemi isterseniz aşağıya yorumlara yazın. Onunla ilgili yeni bir video yapabilirim. Kesme işleminden sonra istemediğim kısımları çıkarıyorum. Transfer kağıdını saatimizin üzerine yapıştırıyorum. Bu dokuların üzerine gelmesini istemiyordum. O yüzden bu boyutun uygun olacağını düşünmüştüm. Fakat bir türlü içime sinmedi. Çok küçük olacaktı. 25 santime uygun olacak şekilde makinemle tekrar yarısını kestirip diğer yarısını da sonra kestirdim. Yani iki farklı kağıtta olmuş oldu. Bu arada vinil kağıdı kullanıyorum. Arkası kendiliğinden yapışkanlı. Saat mekanizmasının ortasını bulduktan sonra yapıştırma işlemine geçiyorum. Burada yalnız bir sıkıntı oldu. Maalesef ben istemeden kendiliğinden yapıştı. Geride kaldırması çok zor oluyor. O yüzden o şekilde bıraktım. Çok hafif bir yamukluk oldu ama çok göze batmadığını düşünüyorum. Orta noktasını bulduktan sonra matkapla deliyorum. Bunu aslında son kattan sonra da yapabilirsiniz. Ben saat mekanizmasının olup olmadığını, oturup oturmadığını görmek istediğim için son kattan önce yaptım. Edding markasının beyaz akrilik boyası var elimde, kalem şeklinde. Güzelce çalkaladıktan sonra bazı çizgiler oluşturacağım ki yaptığımız Yes Monet görüntüleri ön plana çıkabilsin.
Daha önce kullanmış olduğum altın yansımalı beyaz pigmenti Yes Monite sürdüğümüz yerlerin üzerine sürüyorum ki ışıltılı olmasını istiyorum. Evet, şimdi saatimiz üzerine son katını döküyoruz. Aslında daha önce Yes Monite'in üzerine epoksi dökmemeyi düşünüyordum. Fakat yaptığımız sticker Yes Monite'in üzerine geldiği için ve daha tamamlayıcı olduğunu düşündüğüm için oralara da epoksi getirtiyorum. Yan kısımlarına da epoksi geldiğinden emin oluyorum. Ellerinizle yaparsanız muhtemelen daha kolay olacaktır. Pürmüzle baloncukları yok ettikten sonra 24 saat kurumaya bırakacağım. Ardından saat mekanizmasını takacağız. Deliğe koyduğum silikon şeyi çıkarıyorum. Mekanizmayı takmadan önce epoksi arka tarafta damlama yapmış. O yüzden ilk önce onları söküyorum. Daha önce latex sürdüğüm için gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Mekanizmayı güzelce oturtuyorum. İlk başta tam olmamış gibiydi fakat arkasına yapıştırıcı sürdükten sonra tamamen oturdu. Evet, ardından mekanizmayı takıyorum. Bu mekanizmayı ben AliExpress'ten almıştım fakat hiç beğenmedim. Çok çabuk takıp çıkarırken çok çabuk yamulabiliyor. Mekanizmayı takmadan önce yapsaydım daha iyiydi fakat şimdi aklıma geldi. Epoksi izopropil alkolü güzelce siliyorum. Ve saatimiz hazır oluyor. Evet, saatimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben bazı hatalar yaptım. Çok hafif bir yamukluk var fakat o kadar da göze battığını düşünmüyorum. Renklerinde de içime sindi. Solunuma çok uygun oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür başka videolar için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer sorularınız olursa herhangi bir tür bana Instagram'dan ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın.